alınması gereken önlemlere atıfta bulunuyorsunuz. Türk lirasına geçişi de eleştirenlerden birisiniz. Hazır sosyal medya demişken isterseniz bununla başlayalım. Ne demek aslında Türk lirasına geçiş ve aslında bundan rant edenlere yönelik bu sisteminiz? Evet, bu konu aslında geçmişte, çok geçmişte yaşanan bir olaya dayanır ama yeni neslin özellikle bilmediği ve hatta Kıbrıs konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için de bence bilinmesi gereken bir konudur. Tabii bu sosyal medya gerçekten bilgileri insanlara ulaştırma noktasında ciddi bir alan oluşturmaktadır. Yani kendi o anlık içimden gelen bir şeyi yayınlayarak neredeyse ada çapında gündem olan bir husus oldu bu. Evet. Şimdi Mert Bey, biz 1974'ten sonra adanın kuzeyinde yeni bir yapı kurduk. Ama maalesef bugüne geldiğimizde, yani aradan geçen işte yaklaşık 40-41 yıllık bir sürece baktığımızda buradaki yapının ne duruma düştüğünü aslında burada tartışmamıza bile gerek yok. Malumun izahından öteye geçmeyecektir. Çok kötü yönetilmiş ve tamamen insanların mutluluğu, esenliği ve ekonomisi üzerinde hiçbir artı değer kazandırmamış. Bilakis insanları mutsuzluğa iten, yıkıma iten ve gelecek kaygısı taşımaya yönelten bir yapı kurdu. Şimdi benim oradaki serzenişim nedir? Biz 1974 yılına geldiğimizde bu adada hem Türkler açısından hem de Rumlar açısından baktığımızda kullanılan ortak bir para birimi vardı. Bu da Kıbrıs lirasıydı. Evet. Biz 74 sonrası bu para birimini aslında çok da enteresan bir şekilde terk edip Türk lirasına geçtik. Tabii Rumlar bu Kıbrıs lirasını muhafaza etmeye devam ettiler ve hatırlayacaksanız, hatırlarsınız muhakkak, Kıbrıs lirası bugünkü para birimleri içerisinde değerlendirdiğimizde sterlinden bile değerli, daha yüksek değeri olan bir para birimiydi. Tabii Kıbrıs Cumhuriyeti, yani Güney Avrupa Birliği'ne girdikten sonra bu para birimini terk edip Euro'ya geçmek durumunda kalmıştır ve şu anda da kullandıkları para birimi Euro'dur. Şimdi biz 1974 sonrası buradaki bu yapıyı kurduktan sonra hiç tartışması yapılmadan tamamen ani bir baskın şeklinde bir gece oturup tamamen toplumdan da habersiz olarak, bakın siz Kıbrıs lirası paralarınız var. Bu Kıbrıs lirası paralarınız ya bankada ya yastık altında bir şekilde durmaktadır. Ve sizin hiç haberiniz olmadan sizi yönetenler bir gece oturuyorlar ve aldıkları bir kararla sabahı, yani o günün sabahında, bir sonraki sabahta artık para biriminin Türk lirası olduğunu ve mevcut Kıbrıs lirası paraların da 1 Kıbrıs lirası eşittir 36 Türk lirası şeklinde değer bulduğunu, yani kendi kafalarına göre değer de veriyorlar. Ve diyorlar ki artık paranız budur. Tabii bu küçük bir kesim vardır ki, yani bu kararın alınmasından haberdar olan, bu kararın yani ertesi günün Kıbrıs lirasından Türk lirasına geçişini bilen kişiler tedbirlerini almışlar. Ama halka hiçbir şekilde duyurusunu yapmamışlardı. Tabii onların gerekçesi, eğer böyle bir şey duyursaydık büyük bir kaos olurdu. Kimse elinde Kıbrıs lirasını bırakmaz. Bir başka para birimini, örneğin en çok kullanılan ikinci bir para birimi olarak sterline yönelir. Bu da ekonomik açıdan bir kaos doğru düşüncesi yapmaktaydı. Ve bu şekilde bir gecede bu toplum Türk lirasıyla tanışmış oldu. Yani elindeki para Türk lirasına dönüştü ve 36 TL gibi, o dönem açısından baktığımızda da çok çok düşük. Yani sizin paranızı çok değersizleştirecek, toprak edecek bir değer karşılığında
Türk lirasına çevrildi. Şimdi bu bir realite, yani yaşanmış olan bir gerçeklik. Peki böyle olmasının, bugüne baktığımızda topluma bir kazancı oldu mu? Yani toplum bundan ne kazandı? Çünkü siz eğer bir icraat yapıyorsanız o toplumu yöneten kişiler olarak, zaman içerisinde yaptığınız icraatın doğru mu yanlış mı olduğu yaşananlardan ortaya çıkar. Çok bariz bir şekilde, bu sadece Kıbrıs için de geçerli değil, Türkiye açısından da geçerlidir ki Türk lirası o dönemden bu döneme kadar ciddi şekilde değer kaybetmiştir. Yani bakınız 41 yıl önceki duruma, işte bir Türk lirası kaç dolardı? Şimdilik bakın, karşılaştırın, inanılmaz bir fark olduğunu ve Türk lirasının değer kaybettiğini görmektesiniz. Bu şekilde toplum zaten bir defa bir mağduriyet yaşadı. Bir de Türk lirası olması nedeniyle sürekli döviz karşısında yaşanan işte ekonomik krizler dediğimiz, devalüasyon dediğimiz dönemlerde her zaman için elindeki o para kazancı, çünkü biz Türk lirası olarak ücretlerimizi almaktayız. Kamudaki çalışanlar da Türk lirası olarak ödenmektedir. Ama bunun yanında neredeyse geleceğe yönelik veya günlük yaşamımızla ilgili bütün harcamalarımız döviz üzerine endekslenmiştir. Evinizi almak istersiniz, ev almak istersiniz, dövizdir karşınıza çıkan. Ya euro ya sterlin. Arabada da aynı şekildedir. Hatta evinizin fayanslarını değişip yerine başka bir şey koyacağınızda bile gittiğinizde bunun alışını yapasınız. Size derler ki bugünkü kurdan hesapladığımızda bunun satış bedeli şudur. Yani neredeyse tüm ürünler de dövize endekslenmiştir. Ve Türk lirası olarak siz kazanıp harcamanızı döviz üzerinden yaptığınız nedeniyle de zaten her zaman için zarara uğramaktasınız. Bir de bunun üstüne işte şimdi yaşadığımız gibi devalüasyonlar. Aniden oturursunuz, bir siyasi gelişme olur. Bu siyasi gelişmeye bağlı olarak borcunuz Mert Bey aniden katlanır. Durup durduğumuz 6 ayda %20 para erir ve siz sadece bakıp kalırsınız. Parası olan da parası %20 değerlerini verir ve belki de sizin bir ömür boyunca çalışıp biriktiremeyeceğiniz bir parayla, yapamayacağınız bir yatırımla, belki de bir günlük bir gelişmeyle çok daha fazla para kazanan isimler olur ki spekülatör olarak adlandırılır bu gibi isimler. Zaman zaman piyasayı yönlendiren isimler de onlardır. Tabii bunlar ve ama ezilen sade vatandaş. Bizler oluruz. Evet, neticede. Dar ve sabit gelirli vatandaşlar. Sabit gelirli vatandaşlarımız, asgari ücretle çalışanlar veya yetersiz bir gelirle hayatını idame ettirmeye çalışanlar yıkıma doğru gitmeye başlar. Durumu iyi olanlar da ortaya doğru gelmeye, ardından da kendisini tehlikede hissedeceği bir yola girmeye başlar. Bu orta sınıfın çöküşü anlamına da geliyor zaten. Tabii ki. Yani şöyle bakın, örnek vereyim. Bunlar şimdi şu anda en çok yaşanan olay. İnsanlarımız çeşitli sebeplerle borçlanmaktadır. Kimisi gerçekten ihtiyacı olduğu için, ama kimisi de işte biraz daha fazla lükse yönelmek istediği için ve yetersiz bir sermayesi olduğu için borçlanmak durumunda kalmaktadır. Borçlanırken de özellikle kamu görevlileri açısından söylüyorum bunu, maaşlarını borcuna yönlendirmektedir. Yani borcun taksitlerini ödeme noktasına yönlendirmektedirler. Şimdi siz mesela 2 yıl önce borcunuzu aldınız, örneğin 30 bin isterdin ve dendi ki size 600 isterlin ayda taksit ödeyeceksiniz. Bu ne kadar Türk lirasıydı? Atıyorum kafadan işte 2,5 desek 1500 TL 15, bir para. 1500. Siz de dersiniz ki ya benim zaten 2500 TL maaşım var. Geriye kalan 1000 TL işte eşimin de kazancıyla borçlanabilirim. Zar zor da olsa borçlanabilirim. Şimdi 2 yıl sonra baktığımızda bu 600 isterliğin olmuştur 2500 TL. Yani benim aldığım maaşa denk gelmiştir. Çünkü bu ülkede biliyorsunuz yıllardır maaşlar aynı yerde saymakta. Asgari ücret zaten sefalet ücreti şeklinde artışlarla devam etmektedir. Bir baktığınız sizin cebinize maaşınızdan artarak giren bir para vardı. Ansızın bir gecede baktınız ki cebinize giren hiçbir para yok. Biraz daha devam ederse zaten
ekstra taksitlerinize para da yatırmanız gerekecek maaşınızın yanında. Şimdi insanlar bu noktada ciddi bir endişe içerisine girmiştir. Güçlük içerisine girmiştir. Neden? Çünkü kazanç Türk lirası, borç sterlin, döviz. Yani benim isyanımda o. Yani o gece var ya, kendi başınıza karar aldınız. Evet. Ve bu toplumu bu şekilde bir duruma soktunuz. Ve bugün de biz buna bağlı olarak bu sıkıntıları yaşıyoruz. Buna yönelik bir sezleniş. Bugün de siyasiler açıklamalar, ardı ardına açıklamalar geliyor. Sosyal medya aslında bununla yankılanıyor. Yani evet, Türkiye'de bir seçim oldu. Türkiye bölge için önemli bir ülke ama burada yaşanan bu siyasi tablonun ekonomiye olumsuz yansıyışı dolaylı olarak da bizleri de etkiliyor, Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlar olarak. Buna karşı hükümetlerin ne yapabileceği tartışması var. Bugün Toplumcu Demokrasi Partisi'nden de bir açıklama geldi. Bir kriz masası oluşturulması gerektiğinden bahsediyor genel başkan. Bunun dışında ne olabilir? Ekonomistlerin farklı değerlendirmeleri var. Kendi paramızı basmamız gerektiğini söyleyenler, evet, kendi Merkez Bankası'nın, Türkiye Merkez Bankası'ndan farklı önlemleri olabileceği noktasına değerlendirmeler var. Kimileri Euro'ya geçelim artık zaten, çözüm ve kapıda şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Ama bu aradaki mağduriyeti ve eriyip buharlaşıp uçan giden parayı kimsenin cebine geri getirmiyor. Daha asgari ücretle yapılması gereken zam, belki ikinci kez yapılması gereken zammın konuşulması gerekirken gündemde böyle bir şey yok bile diyebiliriz. Ama özellikle Türk lirasıyla hayatını idame ettirmek durumunda olan vatandaş Ocak ayından bu yana en az %20 oranında parasının değerini kaybetti ki cari açık veren bir ülkeyiz Türkiye gibi. Dışa bağımlı bir ülkeyiz, bu da bir gerçek. Dolayısıyla daha çok dışarıdan ithal ettiklerimizde, enerjide özellikle, dolayısıyla büyük bir cari açığa neden oluyor. Bu da fiyatlandırmaya, hayatın pahalılığına, paranın alım gücüne olumsuz yansıyor. Bunu ortadan kaldırmak için bir şeyler yapılabilir mi? Hayır, yapılamaz. Dolayısıyla hiçbir şey yapmayalım noktasındayız gibi. Atılabilecek bir adım yok. Sizce ne yapılmalı? Yapabileceğiniz bir şey yok diyorsanız neden icraatın başında duruyorsunuz o zaman? İşte en önemli konu zaten ekonomidir. En önemli sorun ekonomik sorunlardır. Eğer siz ekonomik sorunlar karşısında benim elim kolum bağlı, benim yapacak bir şeyim yok diyorsanız o makamları işgal etmeniz de abesle iştigal olur zaten. Yani bu kesinlikle söylenebilecek bir veya giyilebilecek bir propaganda veya politik söylem tarzı olmamalıdır. İyi veya kötü, halkın bugün düştüğü bu duruma çare üretebilecek bir eylem içerisine girmek zorundadır hükümet. Yapılabilecek hiçbir şey mi yoktur? Vardır. Artık düşüneceksiniz. Madem ki halkınız bu şekilde, bu para birimiyle ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Bunun bu sorunların bir kere daha yaşanmaması veya minimize edilmesi noktasında çareler üreteceksiniz. Euro'ya geçmek mümkün değil midir? Hayır, mümkündür. Mümkünüyeti vardır. Mümkünse bunu nasıl olabileceği noktasında, evet, TDP'nin yaptığı gibi, söylediği gibi acil bir kriz masası oluşturulmalı ve buna yönelik çalışmalar başlatılmalıdır hemen. Yani ekonomistler söylüyor, benim konum olmamakla birlikte, benim de onlardan duyduğum odur ki ülkemizin önemli ekonomistleri söylüyor, Euro'ya geçebilme noktasında bir sıkıntı yoktur. Veya Merkez Bankası noktasında eğer irade varsa, Merkez Bankası'nı yönetme noktasında, paranızı basma noktasında da bir sıkıntı yoktur. Sıkıntı nerelerde var olabilecektir? İşte dediğiniz o ithalat noktasında mı olur? Veya başka hususlarda mı olur? Onlara yönelik nasıl tedbirler alınabilir? Hangi kanunlar yapılarak bunun önüne geçilebilir? Veya bu bir süreç mi? Türkiye'de hemen, bu anlamda hemen bir an önce başlayalım çünkü bu sürece. Tabii Türkiye'de kaynak aktarımı noktasında Türk lirasıyla bunu gerçekleştirdiği için acaba bu Türkiye ile istişare edilmeli mi? Edilirse buna ne der Türk tarafı? Türkiye Türk lirası olarak size yapıyor değil mi? Evet, ödemeleri. Tamam. Siz Euro'ya geçtiğinizde onun muadili olarak vermesi noktasında bir sıkıntı olur mu? Yani tartışılması gereken, evet, bizden öte dediğim gibi işte o kriz masasını oluşturup bunların tartışılması lazım. Çünkü esas olan bir devlet kurmuşsanız o devletin ferdin mutluluğu, esenliği için icraatlar yapmasıdır. Onun için vardır devlet. Yani devleti kimler oluşturur? İnsanlar. Niçin? Kötü gelecek görmesi için mi? Böyle kötü ekonomik koşullarda yaşamını sürdürüp mutsuz olması için mi? Huzursuz ol. Hayır.
o yönetim, o devletin halka, insanlara daha iyi, daha güzeli yaşatabilmesi için kurar insanlar devleti. Fert için vardır devlet. Birey için vardır. Evet. Şimdi ben bekliyorum işte devletten benim için ne yapacak? Evet. Halk da bekler bu noktada. Yıllardır bekliyoruz. Vatandaşı yaşat ki devlet de yaşasın ama durum bundan biraz daha farklı. Devlet isteyeceğinde vatandaştan en sert şekilde de istemektedir. Şimdi az önce alacağını. Sayın Ahmet Saydam'ın Twitter'ından da bir alıntı yaptık. Orada da belirttiğimiz gibi kayıt dışı ekonomiyle mücadele bir başka aslında sorun. Evet. Yine bugünlerin çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Ona değinmek isterim. O alıntıyı tekrardan aslında paylaşmak isterim. Önemli bir kayıt dışı ekonomiyle mücadele noktasında önemli adımlar atacağız diye hükümet olan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat ne Parti yaptı? Hükümeti bu konuyla ilgili ne yaptıdan ziyade ne kadar hayata geçen projeler ortaya koyabildi bunu merak ediyoruz. Bugün de şaşırtıcı bir rakam ortaya kondu. Kayıt dışı çalışanların %52'sinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, %48'inin ise yani yarıdan azının yabancı olduğu hesaplanmış. Şimdi bu da hani sürekli olarak yıllardır yapılan yurt dışından kayıt dışı ekonomide kayıp olarak gösterilen yurt dışından gelen çalışanların sürekli olarak gündemde olduğu bir gerçekken bugün böyle bir rakam ortaya konduğunda bu da düşündürüyor gerçekten. Sayın Ahmet Bey'in söylemiş olduğu gibi ilginç bir durum. Yani biz daha kendi vatandaşımızı kayıt dışı ekonominin içerisinde çalıştıramıyoruz. Bir de tabii buharlaşıp giden kazançların vergileri söz konusu. Devletin burada bir gelirinden bir aslında düşüş kendi var. Kendi kendini mahrum etmesi demek. Ve aynı zamanda çalışanın üzerinden daha fazla bir yük talep etme durumu söz konusu oluyor. Çift taraflı zarardır burada. Evet. Dolayısıyla burada da sınıfta kaldığını söyleyebilir miyiz kayıt dışı ekonomiyle mücadele noktasında sizce hükümetin? Bir parantez daha açacak olursak son dönemde giderek artan 3. dünya ülkelerinden gelen bir ayrım yapmaksızın söylüyorum bunu. Türkiye'nin dışında ülkelerden gelen ve günlüğü 35 liraya kayıt dışı, sağlık koşulları dışında herhangi bir sosyal güvenlisi olmadan karın tokluğuna, patronun iki dudağının arasında bunu yap, şunu yap şeklinde çalışan diğer ülkelerden gelen vatandaşların sayısı giderek artmış durumda. Hani Türkiye'den gelen çalışanları da sürekli olarak aslında hep göz önünde bulundurduk ama durum çok daha farklı. Türkiye'den gelen vatandaşlar da bu ülkeden gelen vatandaşlardan şikayet eder hale geldik. Bırakın KKTC vatandaşlarını. Durum giderek bir çıkmaza giriyor. Ucuz iş gücü derken, çalışma asgari ücretten bahsederken bunun çok ama çok altında çalışanların da mantar gibi türediği bir ortam ortaya çıktı. Hükümet bu durumda sizce elleri kolları bağlamış bir durumda mı? Ne dersiniz? Şimdi dediğiniz ya sınıfta mı kaldı? Bence hükümetin görüntüsü. Eskiden de öyleydi aslında ama şimdi tam tescillendi. Hiç sınıf geçmemeye niyetinde olan bir hükümettir bu konuda. Evet. Yani ben hiç sınıf bu sınıfı geçmek dahi istemiyorum noktasındadır. Şimdi kayıt dışılık çok önemlidir bir ülke için. İki hatta üç taraflı daha fazla taraflı zarar doğurucu bir olgudur. Şimdi kamuda çalışırsınız. Kayıt altındasınız. Sizden gerekli olan devletin neyse emekliliğinizle ilgili kesintilerini almaktadır maaşınızdan otomatik olarak. Kayıt dışılık özel önemli bir oranda ve büyük bir oranda aslında özel sektörde yaşanmaktadır. Şimdi özel sektörde kimler işçi çalıştırır? Yani işverenler. Küçük çapta olsun veya büyük çapta olsun. Büyük çapta olanlar daha çok çalıştırır, küçük çapta olanlar daha az çalıştırır. Yani sermaye sınıfından bahsediyoruz. Evet. Şimdi düşünebilir misiniz siz bir ülkede kendi vatandaşlarınız bile, bu yani düşün bu kadar küçük bir ülkede kimin ne olduğunu bilen, İnsanların da öyle veya böyle her şeyin farkında olduğu, yani sosyal sigortasının yatırılması gerektiğini bilen, vatandaşlarınızın bile, özel sektörde çalışan bu vatandaşlarınızın bile yarısı herhangi bir şekilde sosyal güvenlik kurumlarına kaydı yapılmadan çalıştırılan ve bir şekilde sosyal güvencesiz olarak iş gören insanlar var. Diğer yarısı da yabancı dediğimiz işçiler ki bu oran eskiden büyük miktarda yabancı işçilerdi. Bu neyi gösterir? Demek ki sizin bu alanda hiçbir denetiminiz yoktu. Bak hiçbir kelimesini özellikle kullanırım.
Sizin zaman zaman çıkıp da oraya buraya gidip bunu gazetelere reklam etmenizin sadece bir ambalaj olduğunu ortaya koymaktadır. Yani iş ola, haber ola, birilerinin yani halkın kafasında işte Çalışma Bakanlığı da kontrol yapıyor gibi bir algı yaratmak için yapılan süslemelerdir. Çünkü gerçekte siz denetim yapsanız ve kayıt dışı bu iş gücünü tespit etseniz zaten işverene vereceğiniz cezayla işveren anında bunları kayıt altına alacaktır. Çünkü ağırdır cezası. Demek ki bizim hükümetlerimiz bu gibi kayıt dışı çalışan işçileri çalıştıran ve enselerinden kar elde eden sermayeyi korumaktadır. Çalışanı korumamaktadır. Adı ne? Çalışma Bakanlığı. Çalışma Bakanlığı çalışma hayatındaki özellikle koruması gereken, sosyal devlet anlayışının gerektirdiği şekilde koruması gereken çalışan sınıfı tamamen korumasız bırakmakta, buna yönelik olarak denetim yapmayarak da onları bu şekilde çalıştırılmasına imkan veren sermayeyi ise korumaktadır. Bir de vatandaşlık meselesi var. Yeni üzerinde çalışılan yasa, meclisin ivediliğinin kabul ettiği yasayla ilgili olarak da tabii eleştiriler var ama en çok çalışan kesimi ilgilendirecek bir kısmı dikkat çekiyor. Madem çalışan haklarını ve ekonomiyi konuşurken 4 yıldan sonra yurt dışına çıkıp yeniden girme zorunluluğu ki bu da aslında hani vatandaşlığın önünü bir şekilde engelleme ya da güçleştirme ya da kolaylığını ortadan kaldırma anlamında algılandı. Bu çalışan için de çok zor bir durum. Halihazırda burada yaşayan insanlar için de tekrardan işinden ayrılıp Türkiye'ye gidip ya da başka bir ülkeye gidip geri dönme zorunluluğu, iş kaybı, iş gücü kaybı vesaire vesaire pek çok mağduriyeti beraberinde doğurabilir. Burada bir çalışan hakkı ihlali söz konusu olabilir mi? Buna ne dersiniz? Bir de çok da kısa olsa bir vatandaşlık yasası ile ilgili olarak da çalışmalara bakalım. Bu yurttaşlık yasasını biz bekliyoruz. Yani son şeklini alsın. Çünkü biliyorsun ivediliğe alındı. İşte evet. Komitelerde son şekli verilip meclise getirilecek bunun. Son şeklini gördükten sonra biz de tabii ki bununla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Şimdi ben bir yorum yaparsam yarın bir değişiklik olur. İnsanlar farklı algılar, farklı yönlendirmede bulunmuş olurum. Ama şunu ben açıkça söylemek isterim. Yurttaşlık sorunu mu vardır? Yani özellikle siyasi mekanizmalar zaman zaman bunu istismar ederek, yurttaşlığı kullanarak bazı icraatlar mı yapıyor? Evet, bunun bu noktada önüne geçecek tedbirler alınması lazım. Evet. Ama diğer alanda ise tabii ki insan haklarını göz önüne alacak ve tabii ki buradaki toplum yapısını da ve realiteleri de göz önüne alacak yeni düzenlemeler yapılması gerekmekte. Ama söylüyorum yani insan haklarını da göz ardı etmeden. Şimdi tabii şu çok önemli. Eğer kayıt dışı çalışanların büyük bir çoğunluğu bugün yabancıysa, biliyorsunuz bildiğim kadarıyla söylüyorum, bu da çünkü söyleniyor. Yani belirli bir süre adada ikamet edip çalışabilmek adına kayıtlı olmanız da ön koşul olarak getirilmektedir. Yani kayıtsız çalışmanız çalışmadan sayılmayacak vatandaşlık hesaplaması yapılırken. Bu da o zaman kayıt altına alma noktasında bir önem arz eder. Bakınız şu anda siz de söylediğiniz yeni çalışan köleler yaratılmıştır bu ülkede. Bu kelime biraz ağır olabilir ama bana göre gerçekliği ortaya koymak açısından söylüyorum. Şimdi tabii CTP eleştirmek için de söylemiyorum ama CTP'nin sloganlarını biliyoruz. Yani herkes çok iyi biliyor. Emeğin, işçinin partisi olarak da lanse edilen ırkı, emek en yüce değerdir şeklindeki ifadelerle tanıyoruz. Olmaz. Ama özellikle son iki yıl içerisinde sizce özellikle çalışan hakları noktasında bir ilerleme kat etmesinden bahsedebilir. Siz gördüğünüz bir şey varsa bana da söyleyin, benim de bilgime gelsin. Yani kayıt altına alma noktasında ne gördük? Bakın kayıt dışılık demek. Bir söyledim işte çalışan için çok büyük bir handikaptır. Çünkü sosyal güvencelerinizden yoksunsunuz. İleride emekli olma noktasında haklarınızı kaybetmişsinizdir daha ilk baştan. Sağlık söz konusu olduğunda yararlanamayacaksınız. Başka hususlar olduğunda işte vatandaşlık gibi başka yararlanamayacaksınız. Sizi kayıt dışılık bu noktada mağdur etmekte.
sizi kayda almadığı için, yani sosyal sigortanızı ek olarak size verdiği ücrete binaen ek olarak sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatırımınızı yatırmadığı ve bu para da cebinde kaldığı için sizi çalıştıran için de bir kârdır. Yani bu sistem onlara yaramaktadır. Bakın bugün gerçekten 3. dünya ülkelerinden gelen ve ülkede çalışan insanların çoğaldığını görmekteyiz. Evet. Özellikle Afrika kıtasından gelen Güney Asya'dan siyasi evet olan. Yani siyahi ırktan olan ve işte Asya'dan gelip burada çalışan yeni bir çalışma sınıfının doğduğunu gördük. Doğduğunu görmekteyiz. Yani şey olarak, ülkesel olarak. Yani o Türkiye'li sınıf şu anda azalmaktadır. Çok ciddi şekilde geri dönüşler olmuş. Evet. Onun yerine çok daha düşük ücretle çalışmak zorunda olan bir yerde ve sizin de bunu istismar ederek çalıştırdığınız insanlar vardır. Bugün restoranta gidersiniz, Afrika veya Asyalı emekçileri görürsünüz. Belediye, bakın bu somut örneği vereyim size. Gönyeli Belediyesi, yanılmıyorsam işte temizlik çalışmaları yapıyor. Muhtemelen bir taşeron şirkete hizmet verdi. Alıyor. Hizmet alımı yapmıştır. Temizleyenlere baktım ben bizim mahalleye geçen gün. 3/2 Türkçe bilmiyor. Yani yurt dışından gelenler. Anlatabildim mi? Peki denetliyor mu bu devlet aldıkları ücretleri? Hem de üstelik belediye bakın, çalıştırıyor. Çok. Ha. Biz diyorduk ya zaten asgari ücret sefalet ücreti diyoruz. Hadi onu geçtik. Ve derdik ki işte Türkiye'den gelen insanlar bilmiyor, yabancıdır, istismar ederler. Daha da düşük altında bir ücretle çalıştırır. Örneğin 1700 mü asgari ücret? Çalıştırırlardı 1400-1500 TL'ye. Sigortasız? Sigortasız da tabii ki. Şimdi bu insanlara bakıyoruz, duyuyoruz da, söylüyorlar da, konuşuyoruz. 700 TL ücretle, yani aylık 200-300 Euro'ya çalıştırılıyor bu insanlar bu ülkede. Ve gık diyemiyorlar. Çünkü... Çalışma Bakanlığı ne yapıyor? Ben açıklama duymak istemiyorum. Ben şuraya çalışma dairesi tarafından yapılan denetimlerde şu büyük şirkette 25 tane kayıt dışı işçi çalıştırdığını, asgari ücretin altında işçi çalıştırdığını tespit ettik ve kendisine 240 bin TL ceza kestik demesini bekliyorum. Ceza ile ilgili değil. Şimdi tabii yanlış yönlendirme yapmayalım. Yapıldı bunlar. Yani bakın, ceza, bakın, ceza kesildi. Yani bir kayıp ama bunlar bütünlüklü politikayı bunun uygulamaya evet, itecek göstermiyor. Olan bir müeyyidesidir. Evet. Bakın yani bunlar oldu. Cezalar rakam kesildi. Anlıyorum. Ama hangi evet. Nasıl cezalar kesildi? Ama bu süreç aslında şu. Miktarı yani ne? Siz yoldan gördüğünüzü yakalayabildiğinizi cezalandırarak bir şey yapamıyorsunuz. Yani şimdi siz bir gerçek isim vereyim. Filipin'den gelen, işte Türkmenistan'dan Vietnam, gelen, Filipin, Nijerya'dan evet. Gelen yüzlerce. Ben şu anda tek başıma çıksam bir haftada 1000 tane isim kaydedebilirim. 1000 tane. Kaldıkları yerleri de biliyorum. Hangi koşullarda çalıştıklarını da görüyorum. Günlük 30 lira mı evet. Aldığını, 25 lira mı aldığını, yemek verilmediğini, nasıl saklandığını kontrol altından, eğer yakalanmaları durumunda ne söyleyeceklerine kadar kendilerinin neler söylendiğini açın canlı yayında söylüyorum. Bu suç duyurusa suç duyurusudur. Bu ülkenin geneline yayılmıştır. Şimdi tabii bir yanda tabii işvereni de düşünmek gerekiyor ama bu şekilde olmaz. Yani bu şekilde hem yani insan hakları ihlali hem çalışan hakları ihlali var. Bir sorun yok Emre Bey. Yani şey yapmıyoruz biz sermaye düşmanlığı evet. Anlaşılma öyle bir şeyimiz yok. Ama tabii buraya da yani buraya çekebilenler olur çünkü. Ha, evet. Buraya baktığımızda ben inanır yok mısınız, böyle bir ben şey. Ben inanır mısınız asgari ücretin artışını desteklediğim için, asgari ücret yeterli değil dediğim için bana izleyenlerinden ya da eleştirenler arasından sen asgari ücretli mi maaş alıyorsun deyip beni tenkit edenler de vardı. Şimdi zaman zaman böyle parantezler açmak durumunda kalıyoruz. Yani durum evet. O kadar zorunlu suistimal edilebiliyor. Biz doğru. Aslında işverenin de haklarını savunuyoruz biz burada. Biz adil bir çalışma düzeninden tarafız. Evet, sermaye olacak tabii ki. Çünkü sermaye sınıfı olmazsa, üretim olmazsa, yanında çalışacak çalışanların olacağı bir ortam da olmaz. Bu çift taraflı olarak dengeli bir şekilde gitmelidir. Zaten sosyal devlet de bunu gereklidir. Evet, bir insana bu ülkede iş yapması konusunda önünü açacaksınız. İş sahiplerine, iş yapmak isteyen insanlara ama o iş yapmak isteyen insanların önünü açarken
onun altında çalışacak olan insanların da sömürülmemesi için, bu 21. yüzyılda bu sömürünün yapılmaması için de devlet olarak gerekli tedbirleri almak zorundasınız. Evet. Bunun hiçbir şekilde konu insan olduğu için, insan sömürüsü olduğu için bunu bana hiçbir şekilde mazaret konusu yapamazsınız. Bir başka konuda personelim yok, oyum evet. yok, buyum yok diyemezsiniz. Bir hızlıca geçelim ki süreyi de iyi kullanalım. Yine sizin gündeminizden belirliyoruz sosyal medyadaki. Biraz sosyal medya üzerine de aslında tabii artık konuşmalarımızı sıklaştırmaya başladık. Uyuşturucu kullanımı evet. ve ülkeye bir şekilde giriş yaparken uyuşturucuyla yakalanan ya ziyaretçiler ya vatandaşlar fark etmez. Bir olay yaşanmıştı. Olayın üzerine isim vermeden de konuşalım. Evet, uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığı bir gerçek. Uyuşturucuyla mücadelede kamu spotu yayınlamanın dışında ne gibi sizin gözünüze çarpan önlemler alındı bilmiyorum. Onu da sormuş olalım ama sizin de burada bir tabii ki sıkıntınız var. Uyuşturucu baronlarına yönelik yapmış olduğunuz değerlendirmeler evet. var. Bu gibi yakalanan bireysel olayların arkasının aslında araştırılması gerektiğini, kapsamlı bir mücadele yapılması gerektiğini vurguluyorsunuz. Biraz da buraya isterseniz değinelim. Hem Barış Mamalı olarak avukat, avukat title'ınızda hem de hukukun üstünlüğü hareketi adına. Evet. Şimdi uyuşturucu konusundaki sorun devlet sorunudur. Bunu bir defa bilelim. Ve devlet sorunu olmasına rağmen, yani böyle global şey bölgesel bir anlamda işte sadece Lefkoşa'da olan, sadece belirli bir yaş grubu açısından geçerli olan bir sorun değil. Devlet olarak, yani hepimize yönelik ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Ve maalesef bu ülkeye uyuşturucu madde girişini engelleyecek yıllardır yaptığımız söylemlere rağmen hiçbir ciddi atılım yapılmamıştır. En başta bizim tedbir almamız gereken nokta bu maddenin bu ülkeye girişini, sokulmasını önleyecek tedbirler almak. Almıyoruz. Yani bakınız belli, o kadar küçük bir ülkeyiz ki. Burada üretilmediğini biliyoruz. Yok, fabrikası yok, üretimi yok. Tarlayalım. Kaplar dışarıdan gelir, işte esrar dışarıdan gelir. Paketler hepsi dışarıda yapılmış, üretilmiş ve buraya sokulan ürünlerdir. Peki... ülkeye giriş noktasında biz önlemlerimizi alamadık. Denizden büyük oranda denizlerle çevrili olduğumuz için, deniz noktasında sahil güvenlik açısından bunun üzerine gidecek bir atılım yaptığımı yapmadık. Hani görüyor muyuz? Yani sahil güvenlik botlarının jirit atması gerekirken Mausa limanında örneğin veya ilgili limanlarda, Girne limanında bağlı kaldıklarını görüyoruz. Bunun haricinde yine ülkeye girişini önleyecek tedbirler noktasında herhangi bir atılım yapıldığını görüyor muyuz? Hayır. Peki ne yapıyoruz bu noktada? Artık gelişen dünyada devletin üzerinden elini çekmiş olduğu bağımlıları yakalayarak biz uyuşturucu konusunda büyük iş yaptığımızı lanse ediyoruz topluma. Bakınız işte gazetelerde hep bu bağımlılar tek tük böyle satıcılar görürsünüz. Evet, evet. Uyuşturucu organize bir iştir Mert Bey. Hiçbir şekilde bir adam ya ben gideyim de bu adanın kuzeyinde uyuşturucu satayım deyip akşam böyle düşünüp sabah da buraya gelmez. Bütün uyuşturucu ağının önemli noktalarındaki kişileri bulur buradaki işbirlikçilerini, üst düzey yetkilileri, yani bu uyuşturucuyu adaya sokacak kilit noktalardaki kişileri bulur, kendisine ortak eder, yani çetesini kurar, organizasyonunu tamamlar ve ondan sonra gönderir. Neden? Çünkü bu uyuşturucu pahalı bir üründür, rantı yüksektir. Kimse kumar oynamak için, ya bir şans oynayayım işte iki torba kokaini koyayım çantama, geçersem satarım, çok zengin olurum diyerek getirmez. Bütün bunları ayarlayarak şimdi, getirir. Bir de şu var. Satar ve kazancını elde eder. Bir kez getiriyor yakalanmıyor. İki kez getiriyor yakalanmıyor. Ve üçüncü defa getirirken yakalanan isimler. Tesadüfen o gün orada işte köpek varsa bir özel bir arama varsa. Tesadüfen getiren beraberinde onları yakalıyoruz. Kimleri? Yani bakın ne diyorum. Devletin artık üzerinin elini çektiği. Yani bağımlılar var ya. Devletler artık bu bağımlıların üzerine gitmiyor. Onları
bir suçlu gibi addedip tutuklayıp hapse atmıyor. Biz ise evet. bunlar üzerinden hala daha uyuşturucuyla mücadelemizi yapıyoruz. Dünya, ben bu uyuşturucu, büyük uyuşturucu kartellerini nasıl ortadan kaldırabilirim? Merkezini. Bu organizasyonu nasıl yok edebilirim? Ülkemdeki çeteyi nasıl çökertebilirim? Bunu düşünmekte, yani büyük potraya bakmakta ve hedef seçip üzerine gitmektedir. Biz ona bakmıyoruz, bakmak da istemiyoruz. Biz az önce işte bunu irdelemek kayıt dışı gerekiyor. Ekonomide de öyle, sağlıkta da öyle. Evet. Sorun varsa, yani aslında bu tabii işte delik deşik olmuş yollarımızın hali gibi aslında. Ülkenin her Aynen. durumu. Yani eğer delik varsa yamanır, yamanın üzerine bir daha yama. Hı-hı. Çukur açılıncaya kadar belki o yolun yeniden Toplumu yapılması uyutma, gerekirken. Uyudarak evet, zamanı geçirme. Yeniden yapılması gerekir belki o yolun ama yapamayız da bir türlü. Sürekli olarak yamanın üzerine yama yaparız. Aslında yine kullanılamayacak bir durumda bir aslında durum vardır. Aslında konuştuğumuz pek çok konularda aynı manzara görüyoruz. Maalesef. Yani işte bir sorun varsa üzerine gitmek. Aslında o sorunun kaynağını, yani o yol neden delindi? O çukur neden öyle oldu? Neden yeni atılan asfalt çatladı, tutmadı? Yani bu diğer konularda da galiba böyle. Biz bütünlüklü olarak olayları çözümüne bakamıyoruz. Sorunun asıl kaynağına değil, sorun oldukça üzerine örtmeye, ortadan kaldırmaya bakıyoruz. Evet. Bu şekilde devam kötü edemez. Kötü yönetim Peki, ve kötü yöneticilerin getirdiği sonuçtur bu. Seçimler de işe yaramıyor ama biraz da seçimleri konuşalım. Yarıyor mu yaramıyor mu onu konuşalım. Şimdi Türkiye'deki seçimlere de bir pencere açarız ama 14 Haziran'da bize de önemli bir gelişme yaşanacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bir kurultay var. Bu kurultayda genel başkan istifa edecek. Yerine yeni genel başkan belirlenecek. Tabii ki yeni genel başkan başka bir başbakana işaret edecek. Bu seçilmiş bir milletvekili olacak Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde. İsimleri konuşmaktan ziyade bu değişiklik ve olası bir hükümet değişikliği, tabii ki bakanlar kurulu, kabine değişikliği bize ne sağlar, ne getirir, ne götürür? Bunlarla beraber olası bir erken seçim durumunda siz ülke siyasi tablosunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir erken seçime hazır mıyız? Bir hükümet değişikliği ne getirir, ne götürür? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biz hiç bugüne kadar ister tek partili olsun, ister koalisyon hükümetleri olsun, memnuniyet getirmedik. Bakın, halk olarak sorunuz veya bir sonraki seçimlerine baktığınızda eskisini hep değiştirdiğimizi görürüz. Yani bir memnuniyetimiz yok. Hep kötü yönetildiğimizi söylüyoruz. Bize göre de bunun temelinde bu ülkedeki seçim sistemi yatmaktadır. Mert Bey. Yani biz bu bölgeciliği, yani siyasette feodalizmi yaratan bu bölgecilik sistemini değiştirmediğimiz takdirde, yani daha net söyleyeyim, seçim ve halk oylaması yasasını elden geçirip belki yenisini veya revize etme noktasındaki tavrımızı ortaya koyup ülkedeki demokrasimizin işleyişini sağlayacak olan bu seçim sistemini değiştirmediğimiz takdirde, ister erken seçim olsun, yine aynı zemin üzerinde bu seçimleri yapacaksak, ben bir şeylerin pek de değişeceğine inanmıyorum. Çünkü neticede şu anda yeni oluşumlar da söz konusu değil, yani etkin bir şekilde. Yine aynı partilerle, aynı düzen içerisinde ve aynı zemin üzerinde devleti yönetmekten bahsediyoruz. O yüzden yani erken seçim noktasında ben olaya bu şekilde bakmaktayım. Bir an önce partilerin, halkın da istençlerini göz önüne alarak artık, yani işte anayasa referandumundaki yaşananlar, belediye seçimlerindeki yaşananlar ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki o değişim ve yenilik istenci, artık biz bu şekilde yönetilmek istemiyoruz, oturun ve bu sistemi değiştirin mesajını alıp gereğini yapmaları lazım. Ve bu yapıldıktan sonra oturup bir seçimin yapılmasının daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Evet. Çünkü mevcutlarla görüyoruz ki iyi yönetilme noktasında zafiyet yaşamaktayız. Veya bir başka şekilde anlatacak olursak, eğer bir seçim olacaksa bana göre halka ümit verecek, işte son Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bir yeniliği ortaya koyabilecek, yeni oluşumlarla seçime gidip bir ümit ortaya koymaları gerekir. Özellikle seçim halk oylaması yasası, siyasi partiler yasası, kamu reformu, belki hepsi, bir erken evet. seçime kadar bunlar aradan çıkartılırsa, üçlü kararname mesela bunlardan birisi. Yani
Evet, şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi oturacak, genel kurulunu yapacak, organlarını seçecek ve yeni bir hükümet kurulması gündeme gelecek. Ve yeni bir hükümet programı tabii ki doğal olarak ortaya çıkacak. Önce benim bu tavsiyemdir. İnsanlara şunu söylesinler. 4 tane husus belirlesinler. En önemli istenç olarak. Desinler ki 1. Kendi kendini yönetme noktasında sivilleşmeye yönelik icraatlar. İşte polis falan kendi kendini yönet. 2. Seçim ve halk oylaması yasası değişecek. Bölgecilik kalkacak. 3. Kamu ve yargı reformu, neyse toplumun en büyük istenci. 4. Bir tane daha seçecekler ve diyecekler ki biz bir yıllık bir süre koyduk önümüze. Bütün bunları yapma sözü veriyoruz. Yapmadığımız takdirde, zafiyet yaşadığımız takdirde halka vaadimizdir. Altına imza atıyoruz. Bir yıl sonra erken seçim. Veya yapıyoruz ve bu zemin altında bir yıl sonra erken seçim. Yani bir yenilik, bir değişim vaadi ve ülkede insanlar artık bir şeyler değişiyor, daha iyiye doğru bir şeyler yapma inancımız var. Biz bu devleti rant kapısı olarak, partizanlık olarak, partizanca istihdamların yapıldığı bir rant kapısı olarak görmüyoruz anlayışın hakim olacağı. İşte sizin de söylediğiniz gibi üçlü kararnamelerin artık ortadan kalkacağı bir düzen kuruyoruz. Halk da biraz şey olur ya, morali düzelir. İnanın. Yani bunlara buna çok ihtiyaç var. Nasıl ki Cumhurbaşkanlığında psikolojik olarak ciddi bir moral kazandı halk. Evet. Ülkede anlaşma olacağı işte son zamanlarda yaşananların noktasında. Bunu da içimizde yapmamız lazım. Aslında o geçiş hükümeti, hani Toplumcu Demokrasi Partisi veya Euro, içinde olduğu... Euro konusunu gündeme getirebiliriz. Para birimi. Yani. O döneme gidecek olursa, 2 sene öncesine, Temmuz döneminde, 28 Temmuz öncesi geçiş hükümeti dönemi içerisindeki duruma baktığımızda, o umut, Ulusal Birlik Partisi'nin ardından hem 3 partinin, tabii her ne kadar çok da söylen birliği, özellikle son dönemde seçime ilişkin olarak söylen birliği sağlanamamış olsa da bir umut kırıntıları serpiştirmişti. Sonrasında aslında ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Demokrat Parti ulusal güçlerde, en azından biz medya mensuplarının ve gazetecilerin Ulusal Birlik Partisi kadar eleştirdiğimiz bir noktaya geldi. Bu üzülerek söylediğimiz bir durum. Ve hala görüyoruz ki, gazeteciler olarak söylemek gerekirse, hala ve hala bütün bu tabloya rağmen bazı siyasi isimlerin küçük hesaplarla yeni dönemi şekillendirmeye ve yeni dönemde alacağı, oturacağı koltuğa ya da pozisyonuna ya da partisinin pozisyonuna yönelik adımlar atmak durumunda olduğunu gördük. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir seçim kaybeden Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde genel başkan sorumluluğu üzerine aldı. Ve 14 Haziran'dan sonra görevine devam etmeyeceğini söyledi. Yaptı. Bu önemliydi. Belki ne kadar etkili olur ama diğer partilere örnek olması gereken bir durumdu. Demokrat Parti'de böyle bir şey göremedik. Ulusal Birlik Partisi belki biraz daha zamana ihtiyacı olduğu için mevcut genel başkanlığı yola devam dedi ama yine ortaya baktığımızda kimseyi böyle umutlandırabilecek, geleceğe dair olumlu sinyaller verebilecek bir tablo yok bugünkü siyasi yapıda. Erdemli bir siyaset yapılmıyor. Erdemli siyaset, erdemli siyasetçilerin elinde yeşerir. Bakın bu söylediğiniz işte Avrupa'daki siyasi kültür içerisinde yaşanmaktadır. Türkiye'de bile olmadı. İngiltere'ye bakalım. Mesela bir seçim, 3 genel başkanı aldı. Kaç tane genel başkan bırakıp 3 genel gitti. Başkan. Daha bir sonraki güne kalmadan aynı gece. Aynı gece. Şimdi Türkiye'de bile işte... Cumhuriyetçi Halk Partisi'ne bakın, CHP'ye. Yani düşünebilir misiniz? Kaybedilmeyen seçim kalmadı CHP'de. Yani herhalde bütün seçimleri kaybetti CHP. Siz ana muhalefet partisisiniz ve iktidarın en kötü icraatlarının ertesindeki bir seçimde, hemen sonrasındaki bir seçimde yüzdelik olarak aynı yerde sayıyorsunuz. Ve genel başkanınız da hiçbir şekilde ben başarı sağlayamadım. Bir ana muhalefet partisi olarak bu partiyi ileriye taşıyamadım. Bu partinin tabanına başarı mutluluğunu yaşatamadım. O yüzden istifa ediyorum kelimesini duydunuz mu? Hayır. Demokrasi kazandı. Bravo bize diyerek. Hatırlayın, yani
8 Haziran evet. akşamı böyle bir açıklama yapıldı ve her şey süt liman gibi. Yani herhalde bilmiyorum Türk şeyinde mi var bu, geleneğinde mi var? Veya diğer Türkiye Cumhuriyetleri'de de mi böyledir? Yani ırksal bir özellik midir bu ki hiç tınmama söz konusudur siyasette? Bilmiyor diyeyim de söylüyorum ama işte Türkiye ve Kıbrıs birbiriyle bu noktada örtüşüyor. Başarısızlık varsa üstlenmek lazım. İşte Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı'nın yaptığını yapmak gerekiyor. Peki hemen Türkiye'de geçelim. Az bir süre içerisinde Türkiye'deki seçimleri ve seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılım yüksekti. 13 yıllık evet. iktidar sona erdi. Muhtemel bir AK Parti koalisyonu, mümkün değilse diğer koalisyonun seçenekleri ama çok da siyasilerin yaptığı açıklamalara bakılırsa aslında diğer 3 parti, AK Parti'nin de içinde olduğu, aslında CHP çıkarmak gerekir. Özellikle HDP ve MHP AK Partili bir koalisyon modeline destek vermeyeceğini ve bu koalisyonun parçası olmayacağını net bir şekilde söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ise az önce Kılıçdaroğlu'nun tweetini de paylaştık. Ülkenin hükümetsiz kalmaması gerektiği ve halkın teveccühüne saygısızlık yapılmaması gerektiğini söyledi. Yani o da AK Parti ve CHP gibi, AK Parti ve CHP ikilisi koalisyona sıcak bakıyor. Ben aslında AK Parti ve CHP'nin her ne kadar çok uzun ömürlü olacağını düşünmesen de ülke adına iyi bir koalisyon modeli olabileceğini düşünüyorum. Sizce Türkiye'de muhtemel bir koalisyon modeli ya da bir erken seçim ya da azınlık hükümeti durumu hangi senaryolar daha uygun olur Türkiye için? Nasıl gözlemliyorsunuz? Biz tabii ki dıştan gözlemleyen insanları, o yüzden biraz da haddimizi bilerek bu konuda yorum yapmamız gerekir. İçte olanlar bu konuyu çok daha iyi tabii ki değerlendirirler. Evet. Ama ben şunu gördüm yani seçim süresince. Yani işte miting meydanlarındaki söylemler açısından bir defa CHP, HDP ve MHP en yukarıya neyi koydular? Hesap sormayı. Doğru değil mi? İşte yaşanan yolsuzluklar, ekonomik düzensizliği ya da son dönemdeki işte satışlar, işte yani AK Parti hükümetinin usulsüzce veya yolsuzluk adına yaptığını iddia ettikleri hususları ön plana koydular. Ve hesap sorma noktasında birleştiler. Üçünün ortak noktası. Hani bizdeki Ulusal Birlik Partisi dönemi sonrası gibi. Üçünün ortak noktası. Şimdi size oy verenler de bu söylemlerinize de dayanarak oy verdiyse, demek ki sizden istenci, oturun siz üç parti, en azından bu ülke bir erken seçim yaşayacaksa bile bunu bir sürece yayalım deyiniz bu halka. Ve bizim ortak noktada birleştiğimiz şu hususları gerçekleştirip 6 ay sonra erken seçime gideceğiz. Çünkü daha ilerisini bu modelle götüremeyiz. Evet. Nedir? İşte Yüce Divan, yolsuzluklarla ilgili işlemler başlatma, büyük tartışma yaratan ki diktatörlüğe gittiğini söylediğiniz kanunlar, bunları oturun, bu noktada anlaşın. Ülkeyi yeni bir seçime hazırlayın. Hazırlayın ama bunları da temizleyerek. Niçin? Siz bir şey için bu seçimlere girdiniz. En azından bunları yaparak erken seçime girdiniz. Misyon hükümeti. Evet. Yani bu da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani benim algıladığım, tabii ki hükümetsiz kalmaması lazım ama ben de hepsinden öte şuna bakarım. Ben de bir Kıbrıslı olarak da orada kurulacak hükümetin benim için en iyisi olmasını isterim bir insan olarak. Evet, tabii ki Kıbrıs'a... Yani bir barış süreci yaşıyorsam, evet. bu barış sürecini sekteye uğratmayacak, destekleyecek bir hükümet modelini isterim ben de. Size göre AK Parti Kıbrıs politikalarıyla yani eleştirilse de özellikle 2004'de verdiği destek noktasında AK Parti'nin pek çok yönden eleştirmesine rağmen bu konuda bazı siyasilerimiz destekliyordu. Yani AK Parti'yi pek çok konuda eleştirenler bile anlam planı ve dönemi boyunca sürekli olarak müzakere havasını, masasını korumaya çalışan AK Parti'yi desteklemişlerdi. Destekledik ama ondan sonra ama yaşananlar sonra da pek yaşananlar güzel olmadı. Yani bazı yaşanan olaylar, dayatma paketleriyle gündeme ama Kıbrıs meselesi açısından söylüyorum. Hani tabii ikili ilişkilerin dışında Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Kıbrıs sorununa ilişkin. Yani eğer bir hükümet kurulacaksa bu hükümet şahince bir politika güdüp ne demek ya Kıbrıs'ta çözüm? Ne demek barış? Bizim için Kıbrıs bize ait bir yerdir. İşte yani bunu kimse demeyecektir. Yani eğer ama böyle bir söylemle gelecekse zaten bu bizim hayırımıza değil. Evet. Ama ben merakımdan seçim bildirgelerine de baktığımda tam şu anda %60'la halkın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı seçimindeki anlayışla neredeyse birebir örtüşen
anlayışın HDP'nin seçim bildirgesinde olduğumu söyleyebilirim. Yani bizim tam şu andaki gördüğümüz işte federal bir çatı altında yeni Kıbrıs'ın birleştirilmesi noktasında anlayışa hakim olan siyasi düşünce yapısının orada olduğunu gördüm. Ama buna yakın AKP'nin evet. de olduğunu gördük. Aslında hepsinde yani bir barış istenci var. Bir barış istenci var ama tabii biliyorsun ideolojik olarak evet. bir kısmı onların diğer şeyler ne der? İşte Kıbrıs Türk'tür der. Yani olduğu gibi biz evet. fethedecek, alacağız zihniyeti maalesef hakim. Bir kısmında ise işte barış için uğraşalım mesela CHP'nin öyle hatırlıyorum. İşte barış olması lazım ama olmuyorsa da KKTC'yi tanıtalım. Evet. Bu da alternatif çözüm. Uluslararası hem hukuk hem de siyaset açısından mümkün görünmeyecek bir durum. O yani zaman size göre pek realitesi de olmayan. AK Parti HDP koalisyonu olursa sizce daha uygun mu olur Kıbrıs sorunu ve devam eden? Ya öyle bir şey demiyorum. Biliyorsunuz ama bunu algılayabiliriz. Bakarsanız HDP, AKP, HDP, CHP ve MHP kurar Kıbrıs konusundaki ortak deklarasyonunda da HDP'nin istediği ağırlıklı olur. Yine bizim istediğimiz olmayacak seçeneği aslında söylediniz. Olur. Yani hangi koalisyon olmayacak denilirse aslında bu üç saymış olduğunuz partinin koalisyonu olmaz herhalde bu gidişle. Hiç bilemeyiz yani. Peki tabii bekleyip şu anda bir netlik yok aslında peki, o konuda baktığımızda. Peki şunu soralım yani HDP'ye yönelik olarak Kıbrıs Türk solunda da bir aslında bir sempati olduğunu görüyoruz. Aslında Türkiye'de de olmuş bir sempati. Ya, bu sadece Kıbrıs'ta bir yaşanan bir evet, sempati değil. Öyle. Türkiye genelinde şunu büyük bir sempati yani oldu. Kürt sorununda akan, ya daha doğrusu kangren olmuş Kürt sorunu meselesinde HDP'nin ne kadar çok aktif olup olmadığı tartışılır. Bugün en çok bu soruyu soruyor gazeteciler. Madem Türkiye'nin partisisiniz, neden o zaman bugün PKK'nın silah bırakması için bir girişimde bulunmuyorsunuz? Demirtaş'a soruldu. Bu Demirtaş net, çok iyi biliyorum yani saniyesi saniyesine haberde yazdığım için söyleyeyim. Yanıt vermekten kaçınıyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Belki de zamanı değil kendince. Ama evet. Kürt sorunu meselesinde bu kadar çok aslında adım atabilecek bir pozisyon kazanmış iken burada adım atmaktan şu an itibariyle kaçınan bir siyasi oluşum. Kıbrıs sorunu meselesine vereceği mesaj da sizce ne kadar samimiyetini bakın, ispat edebilir? Muhalefette söylemleri ortaya koymak çok daha kolaydır. Ama iş yetkileri ve sorumluluğunuzu üzerine alıp söyleme noktasına geldiğinde değişiyor maalesef. Evet. Tabii o noktada farklılığı görebilmek için HDP'nin yani bir iktidar koalisyonuna yer alıp hadi bakalım Kıbrıs konusunda düşüncelerin nedir diye sorulduğunda bir cevap alıp bunu değerlendirmemiz gerekir. Yani siz şunu duyabilir misiniz? Biz Kürt sorunu meselesinde aslında HDP'yi samimi ve aslında realist buluyoruz. Dolayısıyla Kürt sorunu meselesindeki tavrı bize Kıbrıs sorunu meselesindeki tavrına ben doğru... Ben karıştırmam onu çünkü yani, farklı sorunlardır onlar. Yani hani Kürt sorunu başka bir sorundur Türkiye'nin. Yani Kıbrıs sorunuyla özdeşleştirilerek bir sorun değil. Yani benzer yanları yok. Şunu söyleyebilirim. Bence Türkiye halkı demokrasinin içinde tutarak HDP'yi, yani demokrasinin mekanizmaları içerisinde tutarak dışında tutmaktan daha iyi bir noktaya getirdi bu sorunu. Evet. Çünkü düşünün ki dışladığınızı, zaten kendilerini her zaman biz dışlanıyoruz, biz devlet tarafından hep dışlandık, o yüzden bugünlere geldik, bu yapıya ulaştık, işte biz geri kaldık noktası söyleniyordu. O algı vardı, onu kabulleniyorlardı. Bir de düşünün siz Türkiye halkı olarak elinizin tesiriyle onları hadi canım sen yoksun bu devletin içerisinde mekanizmada çık dışarı dediğinizde sonraki durumlar nasıl olacaktı acaba? Neye yakınlaştıracaktı o insanları? Bir de şunu sormak isterim. Bence bu Türkiye halkı açısından da Kürt sorununun çözülebilmesi açısından da en olumlu durumdur. Evet. Kaldı ki demek ki Türkiye halkı düşün milyonlarca insan daha önce hiç oy vermediği bu yapıya gitti ve oy verdi. Demek ki bir şeylere inandırmış bir defa liderleri bana göre liderler içerisinde değerlendirdiğimizde yani karizma, duruş, söylem, donanım ve konuştuğunda vay be bu adam gerçekten tamam birikimli diye baktığımızda diğerlerine göre bir adım öne çıkan bir lider oldu. Bu da bana göre diyorum tabii. Çok oy kazandırmıştı evet. o partiye. Tabii ki bunun yanında
MHP'nin de yükselişi söz konusu. Zaten iki yükselen parti var, MHP ile HDP. %10'luk bir oy kaybı, bu oylar her iki partide çoğunluğu HDP'de olmak üzere dağıldı. İktidardan giden oylardan CHP bahsediyor. Şey, CHP'de oyunu koruduğuna göre. Yani korumak başarıysa bilemiyorum. Evet. Yani anamalarifut olarak. Bence onlar kan değişimi yapmaktan çekinmeyeceksiniz siyasette. Çünkü o siyasi makamlar sizin için geçicidir. Oturursunuz, şunu başka biri gelir yerinize alır. Türkiye yani 2002 dönemi öncesi siyasi tabloyla, partilerin siyasi duruşlarıyla, aradan geçen 13 yıl sonra içerisinde bütün partiler, bütün siyasi oluşumlar için söylüyorum. Bir zihniyet değişikliği, bir söylem değişikliği ya da bir gelişim olduğunu söyleyebilir miyiz? Tüm partiler için söyleyeyim. Yani bir, yoksa aynı tabanda devam mı ediyor hep görüşler, söylemler? Tabii konjonktüre göre biliyorsunuz siyaset yapılmaktadır. Yani bir dönem oldu Türkiye'de laiklik ön plana çıktı. Çünkü başka sorunlar daha ön plandaydı. Sürekli partiler laikliği ön plana getirerek siyaset yaptılar. Ama bu seçimde laiklik kelimesi hiç geçmedi. Evet. Başka sorunlar vardı. Çünkü çevrenizde yaşanan savaşlar, işte Suriye'de olanlar, Orta Doğu'da yaşananlar, dış etkiler, Türkiye'nin o noktadaki hükümetinin tavrı eleştiri konusu oldu. Yolsuzluklar özellikle eleştiri konusu oldu. Evet. Yapılan yargılamaların boşa yargılamalar olduğunun ortaya çıkması. Yani işte veya paralel, işte paralel kelimesi bile bu siyasette döneminde literatüre girdi Türkiye'de. Yani konjonktüre göre yapılmaktadır. Ha şunu söyleyeyim. Nasıl ki bizde bakınız bu seçimlerden sonra sağ kesim şunu anladı ve ben şunu çok net duyuyorum. Artık diyor insanlar bizde uluslararası realiteleri de göz önüne alarak siyaset yapmak durumundayız. Öyle vatan millet Sakarya siyasetinin bilakis bize zarar verdiğini ve hiç de taraftar toplamadığını, yani bunun boşa bir siyaset olduğunu söylüyorlar. Demek ki her dönem bazı yaşanmışlıklardan ders çıkarabilip yenilenmektir önemli olan. Demek ki çıkarabiliyor gibi de görünüyor biraz herhalde bu değişiklik onu göstermiş olsa evet. Gerek. Peki çok teşekkür ederiz. Pek çok konuyu arka arkaya böyle birbirinden diğerini atlayarak konuştuk ama ben keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu bağlamda. Rica programımıza ederim. Katkı koyduğunuz için. Aslında son dönemde tabii ki hukukun üstünlüğü hareketiyle beraber toparlanıyoruz hareketi ve aydınlık yanılar hareketinin ardından iki hareket daha gündeme gelmişti. Bunlar aslında sormaya vakit olmadı. Siyasetin yanında bir de sivil toplumdan, özellikle temiz toplum isteyen hareketlerin de giderek arttığını görüyoruz. Bu da önemli bir mesaj güzel, mıdır sizce? Güzel. Sizce önemli bir mesaj mıdır? Ne tabii dersiniz? Tabii ki insanların temiz siyaset, temiz toplum, temiz yönetim istemesi kadar doğal ne olabilir? Ve bunun mücadelesini zaten çoktan yapmamız gerekir. Evet. Ki biz kurulduğumuz günden beri zaten yapıyoruz bunu. Evet. Peki acaba bu siyaseti nasıl etkiler? Bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, odak noktasının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hukuk Üstünlüğü Hareketi Başkanı Avukat Sayın Barış Mamalı ile beraber hem ülke gündemini hem de yine gündeme dair önemli konuları konuşmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Evet, kısa bir aradan sonra yine günün öne çıkan tweetlerini, programımızın başında yayınlamış olduğumuz tweetleri Twitter Box'ta izleyebilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.